Arkası yarın. At Çalığı Mehmet Efe 23. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Yanında çalıştığı Sarı Süleymanoğlu adındaki beyin güzel kızı Emine'yi kendisine vermedikleri için beyin kahyasını bıçaklayarak dağa çıkan Kel Mehmet kısa zamanda ünlü bir efe olur. Önce kızını başka biriyle evlendirmek isteyen Sarı Süleymanoğlu'nun damadını dağa kaldırır, daha sonra kendisini öldürtmek için kiralayan Gaddar Efe adlı bir eşkıyayı, ardından da Kara Efe denilen namlı bir eşkıyayı öldürünce ününe ün katar. Bu gelişmeler üzerine İstanbul hükümeti Aydın'a acımasız yönetimiyle tanınan Raşit Bey adında bir vali vekili tayin eder. Kendisini yakalamak için halka ağır işkenceler yapınca Kel Mehmet Efe isyan bayrağı açar. Önce mektupla Raşit Bey'i tehdit eder, ardından onu Sarı Süleymanoğlu'nun çiftliğinde yakalayarak bir güzel döver. Bir süre sonra Mehmet Efe'nin yerini öğrenen Sarı Süleymanoğlu bu haberi valiye bildirmeye giderken bunu duyan kızı Emine durumu Kel Mehmet'e bildirir. Mehmet Efe'nin baskından kurtulması üzerine vali muavini kendisine ihanet ettiğini zannederek Sarı Bey'le kahyasını zindana kapatır. Bunun üzerine harekete geçen Mehmet Efe cezaevine düşen arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçer. Önce vali muavinini yakalatıp hapseder, daha sonra da vali koltuğuna oturarak vilayeti yönetmeye başlar. Bu gelişmeler üzerine Sarı Süleymanoğlu kızı Emine'yi Mehmet Efe'ye vermek durumunda kalır. Bu arada Kel Mehmet'i seni Aydın'a vali tayin ettireceğim diye kandırarak İstanbul'a giden Raşit Bey, yalan bilgiler verince hükümet Aydın'a Bayrampaşa adında bir valiyi tayin ederek emrine 25 bin kişilik bir ordu verir. Yapma efendim, iyi de sen zaten vali değil misin? Hayır, sadece halk öyle diyor. Vali olmak için devletin mührü, evrakı gerekiyor. Ya, sana bir liste vermiştim, baktın mı efendim? Baktım. Çeşme, köprü ve camilerin tamiri gerekirmiş. Hı-hı. Bu ve benzeri işler için devletin kasasında yeterli paramız yok ama. O zaman ne yapacağız? Şimdi bir emirname yazdırıp büyük çiftlik sahiplerinden ve Aydın eşrafından para isteyeceğim. Bu kötü işte. O adamlardan para isteme de canlarını iste. Vereceklerini hiç sanmıyorum. Onlar menfaatlerine dokunulmasından hoşlanmazlar. Şu ana kadar Raşit Bey kendilerinden rüşvet aldığı için sana alkış tuttular. Şimdi bundan hoşlanmayacaklardır. Sana muhalefet edeceklerdir efem. Sen beni tanırsın Çopur. Ben laf olsun diye bir şey istemem kimseden. Vermeyenlerden bir ikisini asarsan geri kalanları verir. Onlara vali-i vilayet, hademe-i devlet Atçalık Kel Mehmet bu parayı kendi için değil halkın huzuru, rahatı ve saadeti için istiyor diye yazdıracağım. Sen bilirsin efem. Dağdayken bir Emine kızı düşünürdüm. Şimdi bütün bir Aydın halkını düşünüyorum. Emine kız dedim de vilayete baskın yaptığımdan beri hiç göremedim onu. Gir. Girebilir miyim? Müsaade var mı? Oo, Sarı Süleymanoğlu, buyurun. Gidiyordum da bir uğrayayım dedim. İyi yaptınız. Atça'ya mı gideceksiniz? Evet, Allah izin verirse yarın gideceğim. Yollar şimdi emniyetlidir. Rahat rahat gidersiniz. Gitmeden önce sana bir şey sormak isterim. Buyurun sorun. Sen benim kızım Emine ile hala evlenmek istiyor musun? İstemek mi? Daha neden çıktığımı, buraya neden vali olduğumu sanırsınız. Verin elinizi öpeyim ben. Aydın Aydın olalı böyle bir düğün görmemişti. Aydın beyleri düğünün parlak olması için hiçbir masraftan kaçınmamışlardı. 3 gün 3 gece devam eden düğün müddetince binlerce fakir doyuruldu. Onlara yiyecek ve giyecek dağıtıldı.
bütün Aydın bayram yaptı. İki genç nihayet birbirine kavuşmuştu. Ama ikisi de üzerlerinde bir tehlike bulutunun dolaşmakta olduğunu hissediyordu. Kel Mehmet Efe'nin vali olması için İstanbul'a yazılan dilekçelere bir haber gelmediği gibi Raşit Bey'den de bir haber yoktu. Aradan iki ay geçtikten sonra İstanbul'a giden üç kişilik heyetten biri geri dönmüştü. Mehmet Efe, İstanbul'a Raşit Bey'e giden ekipten Kazım Efendi geldi. Seninle konuşmak istiyor. Hemen içeri al çopur. Buyur Kazım Efendi, gir. Hoş geldin Kazım Efendi. Raşit Bey'i bulabildiniz mi İstanbul'da? Bulmasına bulduk ama Raşit Bey bizi çok kötü karşıladı Efe. Kötü mü karşıladı? Evet. Hemen alıp padişahın kapısına götürdü. Orada iki arkadaşımızı tevkif ettirdi. Ben tetikteydim. Beni de tevkif edeceklerini anlayınca hemen kaçtım, saklandım. Sonra arkadaşlar hakkında bilgi de topladım. Neler yapmışlar onlara? Onları fena halde dövmüşler. Sonra da zindana atmışlar. Bir taraftan da beni arıyorlardı. Şurada burada soruşturdum. Hükümet galiba buraya kuvvet gönderecekmiş. Kuvvet mi dedin? Evet. Bu kuvvet Aydın'a vali tayin edilen Bayrampaşa adında bir adamın kumandasında olacakmış. İyisi mi vakit varken buradan uzaklaşsam fena olmaz. Bugün sana bağlı bulunan çok kimsenin yarın seni zor bir durumda görünce karşı tarafa katılmaları mümkündür. Bunu beklemeden başının çaresine baksan iyi edersin Efe. Elinin altında bol para var. Bu parayla istediğini yapabilirsin. Sağ ol Kazım Efendi. Anlattıkların için teşekkür ederim. Bu haberi başkalarına söylememen iyi olur. Merak etme efendim. Kimseye bir şey demem. Vay namussuz Raşit Bey vay. Sonunda yaptı yapacağını. Ama sana söylemiştim efendim. O kahpenin gülünü gebertirim demiştim. Bu neyi değiştirirdi ki çopur? Sonuçta hükümete göre biz eşkıyayız. Hangi hükümet eşkıya başını vali yapar ki? Peki şimdi ne yapacağız? Bir şeyler düşüneceğiz. Önce bu haberlerin doğru olup olmadığını öğrenmek için Ali'yi İzmir'e gönderelim. İstanbul'dan gelecek yeni ordu gemiyle oraya gelecektir. Doğru. Bir de her ihtimale karşı bütün kızanları Aydın'ın giriş ve çıkışlarına nöbetçi olarak koyalım. Neyin var Mehmet'im? Seni biraz düşünceli görüyorum. Hasta mısın yoksa? Yok, hasta falan değilim Emine. Ya nem var? İstanbul'dan kötü bir haber aldım da biraz canım sıkıldı. Neymiş bu kötü haber? Benim valiliğim için gidenleri Raşit Bey tevkif ettirmiş. Ah. Hükümet de buraya Bayrampaşa adında birinin komutasında bir ordu göndermeye hazırlanırmış. Ne diyorsun Mehmet? Böylece oradan neden cevap gelmediği de anlaşılıyor. Oysa Raşit Bey giderken ne yeminler etmişti? Demek verdiği söze rağmen kötü davranıyor. Bizi oraya kötülemeye, üzerimize ordu sevk etmeye gitmiş. Alçak. Bir de karısıyla çocuklarını rehin bırakmıştı. Öyle. Ama herif kendinden başkasını düşünmüyor ki. Zaten ne zamandan beri şüpheleniyordum. Aylar geçti, bir haber çıkmadı. Vergileri her yıldan fazla gönderdim. Yine para etmedi. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum ki. Acaba gelecek ordu kaç kişi? Kim bilir. Senin elinde ne kadar adam var? Gözü pek bin adamım var. Hepsine de Allah için güvenirim. 10.000 kişilik orduyu bozarlar. Dövüşecek misin? Bilmiyorum Emine. İstediğim şey onlarla anlaşmak. Ama bu iş zor galiba. Onları ikna edebilmek çetin bir dava. Hiçbir şekilde kolay ve basit değil. Bir iki hafta var ki buradan bazı eşrafın birer ikişer savuştuklarını duyuyorum. Halbuki bunlar benim vali olmam için beni en çok teşvik edenlerdi. Demek benden ümitlerini kesmişler. Koca hükümetle nasıl baş edeceğim? Galiba onlar da soluğu Raşit Bey'in yanında almışlar. Senin kime ne kötülüğün dokundu ki? Bütün gün Aydınlıların duasını duyarım. Herkes senden razı, herkes senden memnun. Geceli gündüzde hep onlar için çalışırsın. Bunu sen biliyorsun, sen söylüyorsun. Onlar bilir mi ki? Onlar bunu düşünür mü? Neden düşünmesin? Düşünmezler Emine, düşünmezler. Onlar kuvvete bakar sadece. Kim daha kuvvetliyse onun yanındadır. Bunu söylemek belki acı ama insanlar hep böyledir. Ne kadar kötü. Bana bu haberi İstanbul'dan getiren ne tavsiye etti bilir misin? Ne tavsiye etti? Vakit varken kaçmamı. Elinin altında istediğin kadar altın var diyor. Evet, bir gemi bile satın alabilir. Beni kimsenin bulamayacağı bir yere kaçabilirim. Ama bunu yapamam. Neden yapamazsın? Elimin altındaki paralar benim değil çünkü. Devletin bu altınlar. Ben sadece hademe-i devletim. Yani devletin bir hademesi.
Bu paraya nasıl el sürerim? Nasıl kaçarım? Anlıyorum Mehmet. Bu paralarda henüz saçı bitmemiş nice yetimin hakkı var. Bu parayı alma vebaline nasıl katlanırım? Hakkım var Mehmet'im. Günah işlemekten korkarım Emine. Sonra kaçmak da işime gelmez. Kimseye kel korktu da kaçtı dedirtmem ben. Mehmet Efe, emrettiğin gibi İzmir'e gittim. Bir sürü gemi geldi. İçinde de binlerce asker var. Başlarında da Bayrampaşa adında bir komutan var. Bir hafta sonra askerler Aydın'a doğru yola çıkacakmış. Asker miktarı ne kadarmış, öğrendin mi? Evet, öğrendim. 15.000 diyorlar. 15.000 ha? Bizse en fazla 1000 kişiyiz. Peki başka ne gördün Ali? Ne bilgiler edindin? 25 tane de büyük top getirmişler efem. Aydın'a girmeden önce şehri bu toplarla ateşe tutacaklarmış. Peki ya Raşit Bey? O da askerlerle birlikte mi? Beraber efem. O namussuz. Kahpe de gelmiş. Durmadan Bayrampaşa'ya karşı seni kışkırtırmış. Senin adam öldüren, insanlar soyan, devletin altınlarını çalan biri olduğunu söylermiş. Namussuz herif. Karısıyla çocukların elimizde olduğunu bile bile yapıyor. Efem, emir ver. Ailesini öldürüp leşini İzmir'de ayaklarının dibine atalım. Yaptığı kalleşliğin cezasını çektirelim ona. Olmaz Ali, biz kıyıcı değiliz. Hele hiçbir günah olmayan bir kadınla çocuklarından acısını çıkartamayız. Zaten o iblis de bunu bildiği için kahpeliğini yapıyor ya. Mehmet Efe, Aydın boşalıyor. Osmanlı'nın asker gönderdiğini duyan halk şehri terk ediyor. Kaçarlar, normal. Şehri ele geçirdiğimizde bize destek vermeyen yoktu, alkışlamayan yoktu. Şimdi ordunun geleceğini bildikleri için de kaçarlar. Kaçsınlar. Zaten onlardan bize ne fayda var ki? Bizim kızanlarımız bize yeter efendim, değil mi? Yani orduyla dövüşelim mi dersin Çopur? Başka çare var mı? Onlar Aydın'a gelirken yoldaki boğazlardan geçecekler. Arka arkaya pusularız onları. Evet, Çopur doğru söylüyor efendim. Pusu kurarsak ordunun yarısından fazlasını kırarız. Olmaz öyle şey. O askerler de ümmeti Muhammed'ten değil mi? Emir kulu olan askeri mi vuracağız? Günah değil mi? Ama iyi de efendim, onlar bizim kökümüzü kazımak için geliyorlar. Buraya geldikleri zaman bize merhamet ederler mi sanıyorsun? Hayır, etmezler. Öyleyse neden dövüşmeyelim ki? Bizim kızanlar ve yörükler bütün yolları adım adım bilirler. Onlara adım attırmazlar. Hepsi de sana canla başla bağlı. Hepimiz senin için ölürüz. Koca devletle baş edebilir miyiz sanıyorsun Ali? Bunları bozsak, yok etsek bir aya kalmaz bu sefer başka yollardan 50.000 kişi gönderirler. Yani kaçalım mı demek istersin? Bak hele, o ne biçim söz Çopur? Ben mi kaçacağım? Vallahi efem, ne düşündüğünü bilemiyorum gayrı. Sen ne emredersen emret, onu yapalım biz de. Sen şimdi hemen bir araba bul. Raşit Bey'in karısını ve çocuklarını bu arabaya bindirip İzmir'e gönder. Ne? Bize bu kahpeliği yapan adama böyle mi karşılık vereceğiz efem? Evet. Sen bilirsin efem. Hoş geldin baba. Pek hoş geldim sayılmaz Mehmet. Bizim Atça'ya bazı haberler geldi. Doğru mu diye kalktım buraya geldim. Neymiş bu haberler? Osmanlı İzmir'e asker çıkarmış. Aydın'a doğru harekete hazırlanırlarmış. Doğru. 5.000 kişi var diyorlar. Yanlış. Çıkan kuvvet 15.000 kişiymiş. 15.000 kişi mi dedin? Peki ne yapacaksın oğul? Daha karar veremedim. Askerle dövüşecek değilsin elbet. Bir yerde saklanmayı düşünmüş olmalısın. Daha bir şey düşünmüş değilim. Ancak eğer daha çıkıp da oralarda eski hayatımı yaşamak isteyeceğimi sanıyorsan aldanırsın. Kaçacak mısın buralardan? Sanmam. Bak Sarı Süleymanoğlu, kaçmayı, bir yere saklanmayı düşünsen bile Atça'ya gelip senin yanında saklanacak değilim. Bu akıllıca bir iş olur. Çünkü seni ilk arayacakları yer benim çiftliğim olur. Kayınpederinim ya. Merak etme, senin yanına gelmem. Bundan kaygın olmasın. Hatta başıma bir felaket gelecek olsa bile hiç çekinme. Arkamdan istediğin kadar söver durursun. Yok, inşallah bir şey olmaz. Peki Emine ne olacak? Emine? Bilmiyorum. Bunu da hiç düşünmedim. Düşünmen lazım. Anası çok üzülüyor onun için. Peki. İstersen al götür onu. Ben seninle konuşmadan önce bir şey söylemedim Emine'ye. Sen kocasısın. Senden izin almadan götüremem bir yere. Dedim ya, eğer isterse götürebilirsin. Hatta buna sevinirim de. İnsan yalnız kendi başıyla daha rahat meşgul olur.
İşte bunu duyduğuma sevindim. Eşyaların da bir kısmını arabayla götürürüz. Hepsi de yeni ve pahalı şeyler. İnşallah bu fırtına geçer de sonra tekrar birleşirsiniz. Ne isterseniz yapın, bana sormayın. Sizlere yemek getirdim. Açsınızdır herhalde. Hele yemek tepsisini bir yana bırak da otur biraz kızım. Seninle konuşmak istediğimiz bir şeyler var. Ne konuşacaksın baba? Emine, yarın sabah Atça'ya giderken seni de beraberimde götüreceğim. Kocan izin veriyor. Buradaki eşyaları da taşırız. Bu kargaşalıklar bittikten sonra inşallah yine buraya dönersin. Dönmesen bile orada Atça'da bir ev tutarsınız. Mehmet. Efendim. Sen benim Atça'ya gitmemi istiyor musun? Baban seni götürmek istiyor. İzmir'e Asya çıktığını duymuş ya. İstersen git. Ya sen? Ben burada kalacağım. Bana o düşer. Benim burada kalmam lazım. Sen burada kalacaksın ve ben gideceğim, öyle mi? Bu senin bileceğin iş. Hayır. Ben de seninle birlikte burada kalacağım. Atçalı Mehmet Efatlıoyun'un 23. bölümünü dinlediniz. 24. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.